Hola, mi nombre es Sandra, estoy con Jenny. Mükemmel bir kahvaltı yapacağız şimdi. We are in Europe. Japonya'daki gibi kapsül odalardan oluşuyor böyle. Her zorlu yolculuğun sonu güzel bir noktaya çıkar. Dünyadaki en best 50 sandviçin arasına falan girmiş böyle. Hemen deniyorum. Günaydın diyeceğim, yemeyeceksiniz. Aymadı ama ben yollara düştüm. Kendime inanamıyorum. Tek başıma uyanıp karanlıkta yollara düşüyorum. Böyle bir hale geldim. Su çantamı hazırladım ve 4 günlük çok güzel bir yolculuğa çıkıyorum. Bayağı eğleniyoruz. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan Koçak. Bugün Portekiz'de Coimbra'dayım. Biliyorsunuz Erasmus sürecimde size elimden geldiğince tüm Avrupa'yı gezdirmeye çalışıyorum. Les is my bestie, so we are gonna be together today. Hola, mi nombre es Sandra, estoy con Jenna, es mi mejor amiga de Portugal. Hoy estamos en Coimbra y tenemos un viaje planeado a Porto mañana. Y este es el vlog de Jenna. Welcome to my channel. We are saying that welcome to Jenna's YouTube channel. So today we are gonna be in the Coimbra. I can't decide which language should I speak on my vlog. It is so hard, but okay, we are gonna be in Coimbra and you will see whole Coimbra in this vlog, so keep watching. Okay. Bye. Bye. Hemen önemli bilgileri vereyim. Amme hizmeti yapmayı severim. Flixbus'la Lisbon'dan Coimbra'ya 5 euroya geldik. Flixbus birazcık şehrin dışında bırakıyor. Yürüyerek hostelimize doğru gidiyoruz. Önce şu anda Santa Cruz Kilisesi'ndeyiz. Bir tane Katolik Kilisesi. Hemen dışarıdan gösteriyorum. Şöyle bir kilise. Mükemmel bir kahvaltı yapacağız şimdi. İnanılmaz mutluyum. Şu ikisi benim için, şu ikisi Les için. Şunlara bakın, çok güzel duruyorlar. O Kuvasan diye bir mekana geldik. Konumu tam olarak ekleyeceğim buraya. Coimbra'ya gelirseniz buraya gelin. Daha tatmadım ama eminim çok güzel duruyorlar. Çok mutluyum. Çok açtım çünkü. Şimdi biz bir kahvaltı edelim. Wow! I think his voice is really nice, but you are our singer, so what do you think? I feel like the Beatles. Yeah. Les'in sesi çok güzel bu arada. Bana bir gün şarkı söylediği bir video yaptı ve şok yaşadım. We are in Europe. Bütün gün bunu söylüyoruz. Lisbon da tabii ki Europe'un ama burada bunu niye bu kadar hissettik bilmiyorum. Ve Les'in de Europe'un olmaması çok iyi bir şey. Çünkü benim kültür şokumu o da yaşıyor. Birbirimize bakıp Avrupa'dayız falan diyoruz. Müthiş bir ikiliyiz. Hostelimize geldik. İçeri girelim ama tatlış bir yer. Booking.com'dan bulduk. 2 kişilik oda ve private. Tuvaletli. Gecelik 55 euro ödeyeceğiz. Memnun kalacağımıza eminim. Bu geldiğimiz yer restoran kısmıymış. Umarım hostel kısmı da aynı çıkar. Burası böyle garaj gibi ve Japonya'daki gibi kapsül odalardan oluşuyor böyle. Çok farklı bir yere geldik. Çok mutluyum. Les ne yapıyor şu an? Şok yaşadı. Hadi bakalım. Wow, it's real kapsül. Oh my god. But same time big. Güzel bir yatağımız var. Hatta kendimize özel bir tuvaletimiz bile var. Odamıza yerleştik, süslendik, püslendik. Şimdi Coimbra'yı gezmeye çıkıyoruz. İlk olarak Coimbra Üniversitesi'ne gidiyoruz. Oradan sonra yanındaki botanik bahçesine geçeceğiz. Bugün böyle 6-7 tane mekanı gezeceğiz. Coimbra zaten çok çok büyük bir şehir olmadığı için 1-1,5 gün yeterli dediler. Basamakları yaktık an itibariyle. Google Maps'in bize gösterdiği yola bakın. Basamaklar yemin ediyorum yarım metre ve bitmiyor. Coimbra Üniversitesi'nde böyle çıkılıyor olamaz. Ama bizim hostelimizden böyle çıkılıyor. Başka yol vallahi yoktu. Neyse ben gidiyorum. Aynı zamanda konuşursam çıkamam. Bye. Unutmayın. Her zorlu yolculuğun sonu güzel bir noktaya çıkar. Bir Cenan atasözü daha eklemiş bulunuyorum bu vloğa. Buyurun kanıtı. Coimbra manzarası. Asla pes etmeyin deyip biraz daha yukarı çıkmaya devam ediyorum. Tepede görüşürüz.
Coimbra Üniversitesi, Portekiz'in en eski üniversitesi. Hatta Avrupa'daki de en eski üniversitelerden biri. Top 5'te falan yer alıyor diye biliyorum. Yani bayağı bayağı eski bir üniversite. Halen daha burada öğrenciler okuyor. Hatta böyle traditional bazı etkinlikleri var. Coimbra Üniversitesi'nin tam dibindeki botanik bahçesine geldik. Burada böyle çok çok fazla bir bitki çeşitliliği yokmuş. Ama yine de böyle bir botanik bahçesine göre yeterli. Ben açıkçası üniversite gezmektense buraya gezmeyi tercih ederim. Üniversite için 12,5 euroydu ve çok böyle bir şey göremedim. Yani bir kimya laboratuvarını, bir kütüphaneyi, bir de iki tane daha binayı gezebiliyordunuz ve değmez diye düşündüm açıkçası. Ben koskoca Penne Palace'ı çünkü 14 euroya gezdim. Hani o yüzden botaniğe geldik şimdi. Burası böyle sanki eski bir sarayın çok güzel bir bahçesi gibi. Çok sakin, çok az kişi var. Çok beğendim. Büyük ihtimalle yeşil sevdiğim için çok beğendim. Yani mesela ben mi çok abartıyorum bilmiyorum ama Harry Potter'daki Sırlar Odası'ndaki mesela o kocaman şeye benzemiyorum yani, çok küçük bir yanı ama ben olsam ben de esinlenirdim yani, bilmiyorum. Bizim Coimbra'ya özellikle bu hafta gelmemizin sebebi bir festival var, Queimadas Fitas diye. Bu hafta üniversitelerin başlangıç haftası olarak kabul edilmiş ve birinci sınıf öğrencileri bu Coimbra Üniversitesi'nin ünlü siyah pelerini giyiyorlar ve artık üniversiteli oluyorlar. Son sınıf öğrencileri de mezuniyetlerini kutluyorlar. Hatta Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'in de kitabı yazarken Coimbra ve Porto'ya bir seyahati olmuş. Coimbra'ya geldiğinde bu öğrencilere bu pelerininden esinlendiği söyleniyor. Hatta şu anda ben botanik bahçesindeyim. Gerçekten filmdeki o gördüğümüz ağaçlara o kadar benziyor ki bazı ağaçlar. Şey diyorum yani, come on, hani burayı görmüşsün falan. Hatta Porto'da da çok daha fazla esinlendiği yerler var. Hepsini göstereceğim. Şöyle bir kapıdan girdik. Şimdi Coimbra Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'ndeyiz. Ciddi anlamda İlahiyat Fakültesi olarak çevriliyor. Major Seminary of Coimbra diye geçiyor. Burada böyle çok güzel bir salıncak var. Tam sağ köşede veya sol köşede görebileceğiniz üzere ben de bu şekilde sallandım ve video çekildim. Çok güzeldi. Bu arada herkes de bu salıncağı bilmez yani Coimbra'da. Canan Koçak yine araştırmalarını doğru bir biçimde yaptı ve size her gizli köşeyi gösteriyor. Rica ederim, amma hizmet severiz. Mondego Parkı'na geldik şimdi. Şu az önce gösterdiğim ayının önünde fotoğraf çekileceğiz. Ardından da bu bahsettiğim ünlü festival için böyle bazı etkinlikler var. Onlara katılmayı planlıyoruz. Sağdakiler son sınıf, soldakiler de birinci sınıflar. Hiçbir fikrim yok ne yapıyorlar. Sunset izleyeceğiz birazdan ve yemek yiyoruz. Ben şöyle bir sandviç aldım. Et, peynir ve tabii ki cips ve hamburger ve patates. Bence gayet güzel. Fiyatları aşağıya yazarım mekanın adında. Ama Portekiz'de bu olayı seviyorum. Yani ekmek içine löp et koyuyorlar. Bizdeki gibi dokundurmuyorlar yani. Günaydın. İkinci Coimbra günümüzden. Şimdi kahvaltı ediyoruz. Dün akşam partileyemedik çünkü çok yorgunduk. 7'de odaya gidip uyumuşuz. 11'e kadar uyuduk ve benim boğazım bir tık kötüydü. Çünkü ben geçen hafta çok hastaydım. Hostelimizin yukarı katında çok güzel bu arada bir gece kulübü vardı. Ve böyle DJ vardı, az insan vardı. Hostelimizden çok memnun kaldık. Hatta bedava bira falan verdiler bize. İçmedik daha. Dün bitki çayı falan içtim işte orada. Neyse yani böyle. Bugün ikinci güne başlıyoruz. Birazcık gezeceğiz Coimbra'yı, sonra hemen Porto'ya geçeceğiz. Şöyle bir omlet sandviç aldım. Bir de kahve. Daha ödemedim. Ha, bir de nata yiyeceğim ama toplamda 5 euro falan tutar diye düşünüyorum. Vav, şansa böyle yerleşik pazar gibi bir şeye denk geldim. Hemen gezelim. Hem
biraz anı kalsın diye. Hem de ben burada hiç kitap getirmemişim ama kitap okumak istiyorum. Portekizce okuyamıyorum ve Türkçe kitap da yani nasıl bulacağım? Hem de İngilizcemi geçtiririm diye bayağıdır İngilizce kitap almayı düşünüyordum. Tanesi 1 Euro'dan 2 tane kitap aldım. Biri Agatha Christie'nin klasik bir romanı. Diğeri de The One Discovering the Secrets of Soulmate Love. Herhalde bunu okuduktan sonra doğru kişinin kim olduğunu anlıyorsun falan. İmkansız da neyse. Öyle güzel bir alışveriş yaptım 2 euroya. İngilizce kitap okuyacağım. Hem İngilizcem için daha iyi olacak hem de canım sıkılmayacak. Çünkü kitap okumam lazım yani. Hostelimize geldik. Gayet güzel. 2 kişi 2 gece 93 euro ödedik. Güzel bir manzaramız var. Hemen odamızı gösteriyorum. 2 kız gelir gelmez dağıldık. Yani bu kadar nasıl dağılabiliriz anında anlamıyorum. Hemen banyomuz yeterli. Bence yani gecelik 20 küsür euro verip private bedroom, private oda ve şöyle de bir manzaramız var. Yeterli diye düşünüyorum. O zaman ben bir hazırlanayım, sonra Porto'yu gezmeye başlayalım. Giyindik, süslendik ve Porto tripimize başlıyoruz. İlk olarak Sovento tren istasyonuna gideceğiz. Burası böyle eski bir tren istasyonu. Çok eskiden duvarlarını böyle el işlemeciliğiyle yapmışlar. Ardından güzel bir yemek yiyeceğiz ve Porto tripimize başlıyoruz. Bence koyun buradan kat kat daha güzel olacak. Tren istasyonu burada ve biz tam şu binaya gideceğiz. Hadi gelin gidelim. Şansa bir yürüyüşe denk geldik. Hayatlarını savunmaya çalışıyorlar ama ne için öğrenemedik. Ama medeni bir yürüyüş. Burası 1916 yılında inşa edilmiş ve bütün bu çiniler elle tek tek yapılmış. Yani bütün resimler çizilip sonra çinlere tek tek işleniyor, öyle düşünün. Ayrıntılı göstereyim, ne kadar zor bir şey olduğunu anlayacaksınız zaten. Mesela bir resim çiziyorlar ve bütün bunların üstüne tek tek bunlar boyanıyor bu resim. Tüm karolara böyle tek tek ve sonra kocaman bir resim elde ediliyor. Bu şekildeyim şu an. Hiç aklınıza gelmeyecek inanılmaz buradaki yine turistik bir yere gidiyoruz. McDonald's. Yani McDonald's'ın neyini göreceksiniz demeyin. Gidince anlayacaksınız. İnanılmaz farklı. O zaman sizi bekletmeyeyim ve geçelim. Geldik. Evet, farklı bir McDonald's'a giriyoruz şimdi. Gerçekten bu şehir Harry Potter şehri gibi. Hayatınızda böyle bir McDonald's görmediğinize yemin edebilirim. Fakat biz başka bir yerde yemek yiyeceğiz. Sadece size göstermek için buraya geldim. Hadi gelin yemek yemeye gidelim. Yemek yemeye geldik. Şimdi şöyle les bir tane mekan bulmuş. İlla oraya gidelim dedi. Ama orası kapalı, saat 7'de açılıyor. Ben de çok açtım. 2 saat bekleyemem dedim. Şimdi ben burada yiyorum. Size göstereceğim. Bu Francesini adında bir sandviç. Hatta dünyadaki en best 50 sandviçin arasına falan girmiş böyle. Şöyle ekmeğin arasında iki çeşit sosis, işte et, kaşar vesaire falan filan var. Üstüne yumurta kırıyorlar. Yanında da patates de geliyor. Ve yanında da böyle özel bir sosu var. Hemen deniyorum. Umarım beğenirim çünkü benim kendimden pek bir umudum yok yani. Bilmiyorum. Umarım beğenirim. Sandviç ama ıslak bir sandviç. İçinde böyle... Ekmek, ekmeğin arasında kaşar, iki çeşit sosis, işte arasında et, bildiğimiz beef. Bayıldım mı? Bayılmadım. Ama yenir mi? Net yenir. Sosunda bir gariplik var. Birayla yapılan bir sos. Ya, with cerveza, right? Cerveza. Fuck. It's strange. I don't know. Good? It's good. Yeah. Haftada. I love it. Ya ben yiyemiyorum bu yemeği. Yani dünyadaki en iyi 50 sandviçten biri olarak seçilmiş olabilir fakat içindeki bir tane sosu çıkarttım yine de sevmiyorum. İçindeki et eminim ki bizim beef yani. İnek eti dediğimiz şey ama bu kombinasyonu sevmedim. Ekmek, kaşar, yumurta, bir araya yapılan bir sos, et, patatesler ıslak. Tamam, bu deneyimdi. Hani gerçekten Portekiz'de ilk defa bitiremediğim bir yemek yiyorum şu anda. Gerçekten çok kötü. Yani bence çok kötü mesela. O çok sevdi. Ben yok yani. Çok sevdim. Böyle bir şey yaşandı. Neyse. McDonald's'a
gittik. Ben McDonald's yedim. Ve kabul ediyorum, ben yanlış mekanı seçmişim. Burada saat 9'da geldik Lise'nin Prensesina yiyeceği mekana. Rezervasyon gerekiyormuş zaten. Rezervasyonsuz giremedik. 2 saat falan bekledik. Mekan inanılmaz güzel. Müzikler inanılmaz iyi. Ve yemek güzel gözüküyor. Yani ben yine sevmeyeceğim eminim. Çünkü çok et tüketmiyorum. Ama güzel duruyor yani. Yani kesinlikle Porto'da Prensesina deneyecekseniz bu mekanı deneyin. Net ve fiyatları aynı. Mekan çok güzel, yemek çok güzel gözüküyor. Hemen gösteriyorum. Yes! You can eat all of this, come on! Enjoy! Günaydın millet!